İyi akşamlar. Haydi bakalım başlıyoruz. Merhaba Rodi, hoş geldin. Evet, bu akşam muhteşem bir konuğumla beraber olacağım. Önce bir dinleyelim. Merhaba sayım. Hoş geldin. Merhaba Nile. Selam Doğan, hoş geldin. Sevcan, evet. Evet, yavaş yavaş gelin. Merhaba Ferda. Evet, birazcık daha vaktimiz var. Bugün Fırat Tanış'la beraberiz. Gerçekten çok hoş konuklarım oldu. Bugün Fırat'la sadece tiyatro konuşmayacağız. Merhaba İlker, merhaba İlker. Evet, biraz gösteriyi konuşacağız. Evet, Fırat geldi zaten. Birazcık onu bağlamadan sesini dinleyelim dedim. Ama şimdi artık madem burada, Fırat'ı hemen davet ediyorum. Ve evet, geliyor benim. Fırat'ın şu anda gitti. Merhaba dostlar. Selam. Merhaba Nedim. Nasılsın Nedim'ciğim, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi, teşekkür ediyorum ya, sağ olasın. Aslında sana çok çok teşekkür borcumuz var aslında. Yani başka bir şahsen de var. Başka şekillerde de var. Yani öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ne demek ya, bir yani, keyif. Doktor Stres'e konuk olmak yani böyle bir efsane, çünkü efsanedir yani Doktor Stres 90'ların efsane programıydı. Yani gündem belirlerdi. Değil mi? O tabii, dönem öyleydi. Tabii yani ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bu evlerin lambalarını açıp kapatmak. Evet. Oradaysanız ya, ses verin. Yani burada başladı yani. Bu çok 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 etkili bir programdı. Sonra ve bunu da Ali Kırca aldı onu ama referans göstermeden bütün Türkiye'ye yaptı ama bir yerlerden çıktı yani Doktor Stres'ten. Evet yani internetin olmadığı bir ortamdı o. Öyle değil tabii, mi? Bir de çok tabii. Ama herkes böyle karşı evinin ışıkları yanıp sönüyorsa anlıyordu ki herkes evet, Doktor Stres'i deniyor. Hayır diyor falan diye. Evet, hatta bu Susurluk davasına kadar değil mi yani? Süper. O dönem kesinlikle aydınlık gelecek için bir dakika karanlık diye yani oldu. Çok efsanevi bir eyleme kadar yani öncelikle ben buna teşekkür ederim. Bir diğer teşekkür yani senin 90'lardaki büyük katkın bana da şahsen. Yani canım senin tiyatronda çalışan bir oyuncu olarak bunun dışında da Aksanat yani orası evet. Da bir efsaneydi yani. Büyük, belki burada bilmeyenler vardır. Evet, Bahar'a Uyanış. Redekin, değil mi? Oyunu Murat Prosçiler. Bizim Murat Prosçiler, Birgül. Bu da Fırat Tanış, çocuk o zaman. Evet. Şimdi tabii şeyi söyleyeyim. Ben hemen gireyim. Çok teşekkür ettim. Ben de sana teşekkür edeyim. Birbirimize teşekkür edip çıkacağız zaten yayında. Ya, Fırat inanılmaz bir yetenekti arkadaşlar ve nereden biliyor musunuz? Ben onu lise tiyatrosunda izlemiştim. Evet. Ondan sonra Türkiye'de tiyatromu kurduğum zaman o beni buldu bir şekilde falan ve işte Aksanat'ta. Aksanat'ta. Evet. Aksanat'taki o müthiş inanılmaz buluşma olmasaydı yani 3 ay süren bir atölye çalışması ve kimler yani ben Necati Cumalı'yı da karşılaştım orada ya. Yani yanlış mı hatırlıyorum Nedim? Çok doğru. Tabii herkes. Yani, Dormen'den işte Yıldırım Zuhal Türker. Olcay'a. Evet evet yani Çiğdem Sarışık. Yanlış mı hatırlıyorum ben bu çok isimleri? Çok doğru. Çok yani, doğru. Yani efsane. Ve insanlar da müthişti yani oradan. Evet. Evet, evet. Yani bu anlamda da teşekkür buradan, ediyorum sana. Çok. Bu canım, buradan hemen şeye gireceğim. Senin bütün söylemlerine dikkat ediyorum. Bazen karşı karşıya geliyor çok doğal olarak. Ama şey diyorsun ya, bu devlet konservatuvarları zaman kaybı. Yani aslında iyi bir kursla da oyuncu olabilirsiniz. Hani daha oradan Aksanat'tan biz başlayarak oyunculara. Evet.
Evet. Yani devlet konservatuarı verili şu anki koşullar içinde zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani maalesef ki parlak dönemlerinin geride kaldığını düşünüyorum. Tabii yani burada kimse bir alınmasın, darılmasın ama onların da hocaları ve eğitmenleriydi. Şu an burada olmayan, aramızda olmayan insanlar ve bu erozyonun maalesef en şey sebebi de bu insanların artık dünyada olmayışları ve mesela benden önceki dönem çok daha şanslıydılar. Onlardan önceki dönem çok çok daha şanslıydı ama bu tabii televizyonun da etkisi burada çok azımsanamayacak kadar. Televizyonun oyunculuk sanatı üstüne yarattığı efekt yani. Biz Kesinlikle. 90'larda annemize babamıza ya ben oyuncu olacağım diye isyan ettiğimiz zaman ne aç mı kalacaksındı yani. Çünkü Evet. hakikaten yani oyunculuk yapmak isteyen bir insanın Türkiye'de o dönemin koşullarında aç kalmayı göze Aç alması. kaldın mı hiç Fırat? Elbette ki kaldım. Kaldın. Tabii ki de. Tabii, elbette ki yani. Tabii ki de yani. Ki bu Mis gibi. kadar star oldun, bu kadar iyi oyuncu Estağfurullah. oldun ama çok zor dönemlerinde oldu. Tabii ki de. İyi ki de oldu. Çünkü bu böyle olunan bir şey. Çünkü bizim sermayemiz biziz yani. Aklımız, bedenimiz, geçmişimiz, biriktirdiklerimiz. Bütün bunların hepsi şey olamaz. Durumun dışına çıkartılamazlar. Tabii televizyonun da oraya geri döneyim. Çok etkisi oldu. Çünkü televizyon da birdenbire insanların karşısına şöhret olmak gibi bir hedef çıkartınca yani çok da tiyatro okumak, oyunculuk okumak yani oyunculuk sanatı mı yoksa şöhretli biri olmak mı arasında Çok doğru. insanlar bir şey yapmaya kalkıştılar. Bu da oradaki niteliğe çok zarar verdi. Ayrıca şöyle bir durum da var. Yani bunu da her fırsatta böyle dile getirmeyi de seviyorum. Bence bir insanın herhangi birinin oyunculukla ya da sanatın herhangi bir dalıyla profesyonel olarak uğraşmak zorunda da değil. Yani bu atölyelerle, eğitimlerle ne bileyim işte bunun için biraz merak, ilgi yeterli. Bunun nimetlerinden faydalanabilir insan. Yani oyunculuk sanatı disiplininin, sanatın disiplininin nimetlerinden yararlanabilir. Bu ne işe yarar? Bu şu işe yarar. Seçimleri kaliteli hale gelmiş bireylere dönüşürsünüz. Ve eğer seçimleriniz kaliteli ise size herkes her şeyi seçtiremez. Bunun Çok için güzel. illa ya oyunculuk mezunu olmak bir okulda okumak değil. Herhangi bir atölye çalışmasına gitmek de yeterli. Kimse sizden Marlon Brando, Nedim Çok Saban biri kesin. olmanızı beklemiyor yani. Hani bu tamamıyla kişisel bir yolculuk olarak da düşünülebilir ve bu yani sadece bir sanatla sivil olarak ilgilenmenin keyfinin kişiye kattığı değerle de ilerlenebilir. Bunun için hatta illaki bir okul olmak zorunda da değil. Yani okulsuz, alaylı yetişen, bir tiyatroda çıraklık ederek yetişen, izleyerek, görerek yetişen bir sürü oyuncu var. Ya yani bir Sen sürü onu hep tonla. söylüyorsun, evet. Evet, Ama ben tabii bunu senin daha çok söylediğin başka bir önemsiyorum. gelenekten geliyorsun. Çünkü Mehmet Beyazıt Lisesi diye Evet, biz bir lise liseler arası tiyatrosu tiyatro. evet. Evet. Ve tabii bu çok önemli çünkü orada hep sürgünde hocalar Evet. çok önemli bir yerde. Fikirtepe olması ve siz orada aslında gerçekten iyi oyuncuları bırak iyi bireyler olarak da yetiştirilmeye çalışıyordunuz. Yani çok ilginç bir yerde. Orada pek çok değişken faktör bir araya gelmişti. Hem lisenin konumu ve yeri, yani oradaki bulunan öğrenci toplamının farklı, bambaşka sınıfsal yapılardan, sosyoekonomik, kültürel yapılardan geliyor olması, hem de lisenin Bandıra Caddesi üstündeydi. Yani bir takım sütçülerin olduğu, yani İstanbul'un kenarı demek diyor ya, hani şair tam öyle öyle bir yer. Ve oraya öğretmenler töslü, sendikalı öğretmenler sürgün edilirler diye bir ceza olsun diye muhtemelen. Onlar da orada kendi cennetlerini var etmişlerdi yani. Ve bizi ben bunu her zaman söylüyorum. Gerçekten bizi bir gökkuşağının altından geçirdiler. Yani bize öyle büyülü bir şey yaşattılar ki ben oradaki bütün eğitmenlerimi ömrüm boyunca ne kadar
minnettar olsam yetmez yani. Hala da görüşüyorum, arıyorum, hepsini soruyorum. Hala oradan dostlarım, arkadaşlarım var, görüştüğüm. Benim temel, merkezimde duran ilişkilerim hep oradan. Sadece oradan oyuncular da çıkmadı. Sinemacılar, ışık şefleri, prodüksiyon Çok amirleri, önemli. yapımcılar, yönetmenler, tarihçiler. Yani bir sektör insan. Bu çok Tabii. ilginç. Üstelik de yani hiçbir imkanı ve olanağı olmayan bir yerden. Biz o zamanlar Kesinlikle. Galatasaray Lisesi'ne giderdik. İşte mesela oranın tiyatro kulübünü falan görünce ya da Robert Koleji'ne falan. Hani böyle bir inanılmaz, bir ağzımız açık kalırdı ya, neler yapıyor insanlar falan diye. Ama buradaki bu yaratıcılığın ya da buradaki bu zenginliğin sebebi hem imkan ve olanakların kısıtlı oluşu size yaratıcılık için daha fazla motivasyon sağlıyor. Bu bir. İkincisi de bu kadar farklı rengin birbirine bir tahammül içinde bulunuyor olması. Bu da buradaki hem çok sesliliği ve çok renkliliği oluşturan çok önemli bir etkendi yani. O zaman orada bir çatışma yok mu şey anlamında, yani silahlı çatışma anlamında değil de daha çok sol ağırlıklı bir okuldu. Hepsi vardı. Silahlı Var mıydı? çatışma da vardı. Elbette ki vardı yani. Çok etrafı biraz şeydi, böyle çetelerin şey yaptığı. Aha. Yani illaki böyle sağcı solcu değil yani, lümpen, ondan sonra işte Tabii. serseri diyebileceğimiz insanların olduğu elbette ki vardı. Tabii okul içinde de vardı. Özellikle eğitmenler arasında. Yani muhtemelen çünkü sadece sürgün yiyen orada solcu eğitmenler değillerdi. Yani sağcı eğitmenler de vardı. Ama yani bir şekilde bizi oradan çıkardılar. Çok Tabii. enteresan yani. Ve bu tabii çok önemli. Oradan başlıyoruz çünkü orada aslında Anadolu kültürü, işte bu farklı anlatım kaynakları, meddahlık, Evet. geleneksele, yani storytelling dedikleri bugünkü Hikayecilik, evet. evet, hikayecilik. Ve sen bunun en artık büyük başarısını tek kişilik oyununla, artık ona gösterim ve oyun mu, gelin tanış olalımla, bunu yakaladın yıllar sonra. Nasıl yani, o gelenekten son çalışmana nasıl geldin? Son değil ama hani Nasıl belirleyici oldu? olan. Yani bir kere bu gelin tanış olalımla ilgili eğer anlatmam, konuşmam gerekiyorsa teknik olarak yani dramaturjik olarak diyelim, buna bir oyun demek biraz yani bir kavramsal olarak tiyatro anlamında bir yere koymak zor. Fakat mesela İran'daki nakkallık geleneğine daha yakın bir şey. Yani nakleden demek istiyorum o Evet. anlamda. Yoksa dramatik olarak oyunda bir eylem, büyük bir aksiyon, karar verilmiş bir aksiyon yok. Yok. Karar verilmiş en büyük aksiyon Abdal'ın, yani işte burada gördüğümüz şahsiyetin, hayali bir çocukla yolda yürürken bir yerde oturup iki lafın belini kırmaya karar vermeleri. Yani hani yürürken oturuyorlar. Yani en aksiyonu bu. En net aksiyonu bu. Fakat içinde anlatılan hikayeler var. Evet. Bu yüzden de oyunun nasıl diyeyim, baht dönüşümü yok. Yok, Fakat tamam. katarsisi çok yüksek. Çok yüksek. Ben YouTube'dan seyredip, yani artık gerçekten bugün acayip bir katarsis. İzleyemedim. Vakit olmadı değil de hep bir çakıştık. Fakat şeyi anlatsana ne olur, şu casus Şuradan, hikayesi. Ha. yani şuradan geldik biz gelin tanış Aha. olalıma. Anadolu halk müziği acaba bir müzikal yapı içerisinde nasıl sahnelenir? Mümkün mü böyle bir şeyin yolu diye böyle bir yarım dönemlik okuldaki müzikal eğitimi sırasında böyle bir düşünüyordum. Bunun da bir takım teknik şeyleri var. Bir formüllü olmak durumunda. Ne gibi? İçindeki eser sayısı gibi. Mesela en climax noktası, en tepe noktasındaki eserin hangisi olacağı ile ilgili, eserin sözlerinin metnin içindeki dramatik katkısı gibi. Yani aklıma bir şarkı geldi, ben de şunu söyleyeyim değil de yani söylediğiniz şarkı sözlerinin, eser sözlerinin bir tirat gibi ya da bir monolog gibi oyunun dramatik yapısının bir parçası olması lazım. Tabii bunun
Tam bu sıralarda yani bunu böyle düşünürken birdenbire işte dönemin siyasi koşulları içinde işte böyle bir yerli milli sanki yerli ve milli olmayan bir şey muteber değilmiş gibi böyle bir alan oluşturulmaya başlandı. Sonra birdenbire bir iddiacı bir söylem ortaya çıktı. İşte biz Yunusların, Mevlanaların torunuyuz diye. Ben de yani yapısal olarak yani nerede bir iddia varsa orada bir sıkıntı olabileceğini düşünen biri olduğum için ya bir dakika arkadaş o zaman yani bu öyle bir yapı olmalı ki bu oyunun içeriği yani tamam biçimi bu olmalı ama içeriğinde kapsayıcı, kucaklayıcı ve bütün bunları gerçekten böyle olup olmadığımızı düşünmemize zemin hazırlayacak bir yapı olmalı. Ne gelin tanış olalım gibi bir isim. Yani bugün Türkiye'de, Anadolu'da kime giderseniz gelin tanış olalım diye. Bence Kesinlikle. 700 yılın mottosudur yani. Hani Tabii, tabii. büyük büyük şeydir. Büyük kampanya şeydir. Aynen. Müthiş. Hemen size cevabını verir. İşi kolay kılalım der. Kime deseniz bunu. Ve ben yazarını aradı tabii bu fikir. Çünkü ben bir yazar değilim. Yani bir metin yazmak tabii ki şunun için değilim. Okur değilim. Yani ya bu noktada bu doygunlukta bir okur değilim. Hani okurum da yazar olmak bambaşka bir okuma gerektiriyor Eyvallah. yani. Çok kıymetli yazar arkadaşlarımızla buluştuk, çalıştık. Bu da yaklaşık bir 3 yıl kadar sürdü. Of, evet. Sonra olmadı. En sonunda Profesör Doktor Semih Çelenk'le, Semih Semih Çelenk, abiyle evet. Çok buluştuk. önemli. Çok önemli şair, yazar, aynı zamanda İzmir 9 Eylül'de bölüm başkanı. Ben ona kafamdakini anlattım. Ve o her şey, o da o sırada bir metin üstünde çalışmaktaydı. Ve her şey öyle birbirine meç oldu ki, yani çarklar, dişler öyle bir oturdu ki ve bu çok doğru bir zamanda oldu. Yani biz yaklaşık bu oyun, böyle bir oyun olsa ne olurdan sahnelendiği zamana kadar 5 yıl geçti yaklaşık. Of. Ama bunun böyle olmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tabii. çok doğru bir zamanda ortaya çıktı. Yani sözünü de çok doğru bir zamanda söylemiş oldu. Belki başladıktan 1 yıl sonra söylenmiş olsaydı bu kadar etkili olmayacaktı. Çok ilginç bir seyirci toplamı var. Çok ilginç bir seyirci profili var oyunun. İçinde beyaz yakalılar, solcular, sağcılar, ülkücüler, Tabii. mütedeyyinler, dindarlar, herkes geliyor. Yani oyunun sonunda yarattığı etkiyi ya bu anlatılabilecek bir şey değil. Değil. Ben böyle bana çok şey bakıp da böyle çok yani tarafgir bakıp da ya da ön yargıyla bakıp da ondan sonra oyundan sonra gelip ya çok şaşırdık biz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Biz Kabe'ye gitmiş kadar mutlu olduk diyen duydum. Yani bu oyunu methetmek anlamında değil ama şu Yok, yok. anlamda bir şeye geliyor. Yani bu insan da kendi beğenisini böyle ifade ediyorsa benim için yeterlidir yani. Çok önemli. Bu tabii bir evrensel herkese hitap edebilmek gibi ama tabii şey söyleminde değil, popülist anlamda değil ama Değil. biz de seyircimize kapıda kimlik sormuyoruz ve sanatın güzel yanı bu. Asla, asla Yan yana sormuyoruz. oturabilmek ve aynı anda heyecanlanabilmek yani. Bunu Ben bunu için. yaparken de şöyle bir şeye dikkat ettik Semih abiyle. Kimseyi ötelemeden, itelemeden, Evet. kimseyi içinde bulunduğu durum hakkında ne toplumsal ne de kişisel olarak yargılamadan ve suçlamadan bir şey yapmak. Çünkü anlattıklarımız da yeniliz yutulur şeyler değil ve kime anlatsanız herkesin ben biliyorum ya ben zaten öyleyim diye yani herkes namuslu, herkes onurlu, herkes haysiyetlidir, herkes ahlaklıdır ya hani oturup şey yapsan. Tabii, Hani bana mı aynen. söylüyorsun kardeşim der yani. O yüzden de mesela onu bile incitmemeye, mesela hırsızdan bahsediyorsak hırsızı bile incitmemeye dikkat ettik. Yani bu bunu izleyen çok iyi anladı ve çok iyi aldı. Bunun da çok etkili olduğunu düşünüyorum.
Ve bu konuda anlatılacak çok şey var. Mesela çok ilginç yöntemler bulduk kendimizce. Metni özellikle içindeki müzik eserlerini belirlerken, çünkü bir çok büyük bir külliyatın içinden hem herkese yakın ve tanıdık hem de dramatik aksiyona hizmet eden şeyleri bulmamız gerekiyordu. Çok ilginç şeylerle karşılaştık. Mesela yaptığımız çalışmalardan bir tanesi şuydu, dedim. Çok ilginç. Acaba dedik mesela Shakespeare deyişlerle anlatmak isteseydi oyunlarını hangi sahnede mesela hangi deyişi kullanırdı? Karşımıza öyle ilginç şeyler çıktı ki. Mesela Aşık Gülabi'nin kuru kafa diye bir deyiş formunda bir eseriyle karşılaştık. Oyunda kullanmıyoruz gerçi bunu ama Hazreti Ali Kerbela'dan dönerken mezarlıkta görmüş bir kuru kafa. İn midir, cin midir, hayvan mı nedir, yoksa avrat mıdır, er midir kafa? Bakar mısın? Hamlet mezarcı Abi müthiş. sahnesi yani. İnanılır gibi değil. Demek ki bir kod var. Yani bir iletişim dili var. Bu iletişim dili 1600'lerle, daha öncesiyle, bugünle, belki yani bundan da yüzlerce yıl sonrasında değişmeyecek. O yüzden de dilini çok, yani daha doğrusu sözünü hiçbir zaman kaybedecek bir oyun değil. Bugün de oynanır, 70 yıl sonra da oynanır. 200 yıl sonra da oynanır. Yeter ki biz Yunusların torunuyuz diyen iddiacılar olsun. Evet, Yani. bu çok önemli. Aslında bir anonim kültürü değil mi? Evet. Shakespeare'de olabilir, Batı'da olabilir, Doğu'da Evet. olabilir, Evet. İran'ın anlatım Evet. kaynakları olabilir ama bunu Evet. düşünüp Evet. yapabilen biri lazım. Evet. Tabii senin Zaten ha ha klasikleşmiş bir eser bu yüzden klasik oluyor. Yani insanlığın tamamına hitap ediyor. Yani bu Tabii ki. anlamda Shakespeare ile Yunus arasında hiçbir fark yok yani. Çok. Ve şu şey hararet nerededir? Ben söylemeyeyim, ben söylersem insanlar hiç sevmeyecek. Ama onu çünkü ulan şiir mi okuyor falan. Bir de herkes Instagram'dan biliyorsun şiir okuyor falan böyle. Bir de Hararet çete nardır, dönüş var. saygı değildir. Evet. Şu şeyi bir yani bayıldım o Ya oyunda her kerametin şeyi kadın. söylüyoruz aslında. Yani mesela kendini nasıl diyeyim? Şöyle ifade edeyim. Aslında ya sakın onu öyle şeyler söyleme bak. Başın belaya girer denilecek. Her şeyi söylüyoruz. Hırsız diyoruz. Sultan diyoruz. Anarşist diyoruz. Fakat bunları bambaşka dillerde söylüyoruz. Yani bizim hepimizin anladığı dilde. Hırsız derken hırsıza bile diyoruz ki arkadaş, yani çaldın da gerek yoktu, sende daha güzeli vardı yani. Hani hiç buna Evet. Yakut hikayesi mi bu? evet, Yakut hikayesi ya da hakikaten de kel olan zaten şeyi gereği de, yani o kel olan miti diyelim, o gereği de o bir kalenderi aslında, yani böyle bir saçının şey oluşu, işte kazıtmış oluşu falan ve Aynen. hiçbir işte sultanın kızına hiçbir zaman muradına erememiş olması aslında kalenderilikteki o ilginç üremeye karşı yani Müthiş. üremeyi evet yani üremeye karşı oluşla ilgisi var tabii. Bütün bunların hepsi var oyunda. Herkese çok yakın, çok tanıdık. O yüzden de böyle Evet. devam ediyoruz. 13 Mart'ta tabii ki bu karantina sebebiyle hemen durdurduk. Kimseye bir zarar gelmesin, çok vebali çok büyük olur diye. İşte önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Bakalım ne olacak tabii. Burada tabii senin çok ilginç çıkışların da oluyor. Yani bir halk kültürü ve Anadolu kültüründen söz ederken aynı zamanda işte şu anda sen aslında olan öyküleri işte Semih Hoca ile beraber derlemişsin. Ama şimdi mesela ilginç şeyler de olabiliyor. Mesela şu anda herkes bir içerik üretiyor. Ve bu içeriklerin telif hakkı ne olacak diye böyle bir sorgulayabiliyorsun. Yani böyle dışarıdan da bakabiliyorsun sanat camiasına ve çok güzel sorular sorabiliyorsun. Abi bunu biraz anlatayım. Mesela YouTube'la ilgili bir çıkışın oldu. Hani bu Yani yüklenen aslında orada tabii ki kimseyi zan altında bırakmak gibi bir şey değil. Tam tersine gündeme gelmiş bir probleme bir çözüm üretebilmek. O da şu, oyuncuların işte bu
koşullardan ötürü insanlar parasız kaldılar yani. Çok doğru. Fakat bir profil gördüm. Oyunlarını sürekli paylaşıyor. Yani eski oyunlarını paylaşıyor. Hı. Ve çok da yüksek bir izlenme oranı ve takipçi sayısı var. Merak ettim. Yani acaba dedim buradaki hak edişleri, çünkü belli bir sayıdan sonra ve belli bir izlenme saat oranından sonra 30 binden sonra galiba, değil mi? 30 bin aboneden sonra YouTube para ödüyor. Yok, 30 bin değil. Benim bildiğim, yani bunun doğrusu yanlışı bilmem. Bu araştırılır bulunur yani. Tamam. Hani tamam. Belki ben de yanlış biliyor olabilirim. Ama buradaki hak edişler acaba buradaki oyuncuya, ya bu eski zamanda oynamış olabilir bunlar. Tabii. Eski oyunlar olabilir ama buradaki oyuncuya, metin yazarına, buradaki müzik üreten insanlara bir hak ediş oluşturabilir mi yani? Ve bu paylaşılabilir mi? Hani hiç fena fikir değil. Eğer geçmiş oyunlar bir belge olarak yayınlanmasının dışında yayınlanacaksa, böyle çok anlamlı bir işlevi de olabilir. Kesinlikle. Yani bu noktada bir şeydi, bir soruydu. Oyuncu sendikasını da oradan geldi tabii cevap. Ki şey yaptım, bir cevap ne olabilir diye. Onlar da anlattılar. Tabii bu konuda bir başvuru olması, bir talep olması, yani oradaki oyuncuların bir talebi olması önceliği var. Böyle bir cevap verildi. Önce dediler böyle bir talep olması lazım. Yani ben de teşekkür ettim cevaplarına. Ama kafamdan bir soru daha sordum. Dedim ki yani onu oraya yazmadım tabii. Ya illa talep olması mı lazım? Evet. Yani illa bu konuda yani birilerinin, yani edilgen olanın mı talepkar olması lazım? Yani çünkü neden biz bunu arz eden olmayalım? Ya da neden birisi kimse talep etmeden bunu arz etmiyor? Çünkü talep belli zaten ortada. Yani müşkiliyet zaten ortada. Yani bunu tekrardan dile getirmenin ne anlamı var? Evet. Bir de kaldı ki yani hepimiz, bütün oyuncular, tiyatrocular, değil mi? Yani herkes mesela telif hakları konusunda ne kadar duyarlı? Yani evet. bu ilk akla gelen olması lazım. Tabii. Yani ben aslında böyle bir şey şöyle yapacağım. Bir şey var tabii. Filmlerde Kemal Sunal'ın 380 defa yayınlanıyor, işte evet. Mevra abla hani gibi gibi, ama oralarda imzalanan sözleşmelerde oyuncular zaten bütün haklarını vermiş evet. zamanında. Tabii Ama tabii yani. Şimdi tiyatroda hiç kimsenin aklına gelmezdi. Bir gün bunu internette yayınlarsam, belki de internet yoktu çekildiği zaman. Bu önemli bir Aynen. çıkış, bunu soralım. Ama Pandemide bu evet moral vermek için paylaşıyoruz, ama ondan sonra da buna dikkat etmemiz gerek. Yok, hayır, yani bence yani bu şu anlama gelmesin. Ha, böyle bir sıkıntı varsa yayınlamayalım o zaman gibi. Bence bundan daha zahmetsiz bir şey var. Paylaşmak. Bu çok zahmetsiz bir şey. Evet. Yani Tabii. Orada birisi de altta yazmış. Abi de işte blurlasın yüzlerini falan. Yani hakikaten blurlamak bile çok zahmetli bir şey. 3, 5 her neyse, yani burada şeyin çok bir önemi yok tabii. Mevla'nın çok bir önemi yok. Burada önemli olan ilke yani ilkesel bir duruş, bir şey ortaya koyabilmek. Paylaşılması her zaman çok daha pratiktir. Ve çok daha acısızdır yani. Kesinlikle. Burada hep şeyi de konuşuyoruz. SSK meselesini konuşuyoruz. Evet. Hani şimdi büyük bir pandemide hepimiz bir krizdeyiz, ama şöyle söylemler oldu. Yani biz kayıt dışı çalışıyor tiyatroların büyük çoğunluğu, ama hani bu parasızlıkla eş değer görülmemeli. Oyuncularımızın haklarını mümkün olduğu kadar bu pandemiyi şeye çevirmeliyiz, avantaja çevirmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki bir talihsizlik virüs, yani bir beyni bile olmayan bir virüs bugün Mars'a gitmek üzere olan insanlığı evlerine tıkamış vaziyette yani. Fakat mesela buna karşı bizim bedensel bir bağışıklığımız, sağlığımız olabilir yani. Biz sağlıklı kişilersek bedensel olarak bağışıklığımız vardır. Mesela buna eğer ekonominiz güçlüyse, yani bu da siyasetin bağışıklığıdır buna. Kesinlikle. Eğer toplumsal dayanışmanız söz konusuysa, yani toplumsal dayanışma kültürünüz varsa, bu da bir toplumsal bağışıklıktır. İş dediğimiz şeyin bağışıklık sistemi hukuktur.
Yani Çok, evet, çok güzel. yani böyledir. Yani eğer ki orada iş taraflar birbirlerine bir hukuk ilişkisiyle bağlı değilse ne birbirlerini ne de kendilerini koruyabilirler. Yani bağışıklık, iş bağışıklığı hukukla gelişir yani. Başka türlü olmaz. Kesinlikle. Şimdi tabii ki de şu an içinde bulunduğumuz durumda özel tiyatroların çok zor durumda. Bütün özel tiyatrolar. Sen çok daha iyi biliyorsun yani. Tabii ki, tabii ki. Çünkü tam zamanlı bir, yani biz tiyatro yapıyoruz, sen bayağı tiyatro yapıyorsun. Yani Estağfurullah. bir Evet. organizasyonu alıp başından bütün aşamalarıyla, yani tiyatro yapmak budur. Sağ Bir anlamıyla da. olun. Şu an çok zor durumda. Ben bu tiyatro tiyatromuz yaşasın diye bir imza faaliyeti Evet. başlatıldı. Bunu çok anlamlı buluyorum ve çok doğru, yani gecikmiş. Elbette ki bir tiyatro yasasının çıkmasının, bu anlamsız vergi diliminin, bu yükün ortadan kalkmasını çok gerekli buluyorum ve bu çok geç kalınmış da bir şey. Fakat burada biraz yakalandık duruma. Yani Aynen öyle. ansızın yakalandık ve ne oldu? Burada bağışıklık sistemi en şey olan nokta, yani hukuksal noktadan, iş konusundaki bu hukuksal noktadan fire verdik ve hastalandık. Yani ilk önce orayı vurdu. Ne Çok doğru. oldu? Sigortası olmayan, kayıt dışı çalıştırılan oyuncular aç kaldılar. Yani bu şu anlamda biraz, yani bunu lütfen yanlış anlama. Bunu bir şeyi ötelemek anlamında biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışıyorum. Tiyatronun çok önemli üç ayağı var. Biri oyuncusu, biri seyircisi, biri içeriği yani. Öyle Kesinlikle. değil mi? Tabii. Yani biz Ne bir anlattın? mekan, evet, biz bir mekanın, yani bir tiyatro binasından bahsediyorum yani. Bu, kültürel olarak mutlaka, yani bir tiyatro binasının kültürel olarak kalıyor olması çok anlamlı bir şey. Ama tiyatro sanatının hayatta kalabilmesi için daha tali olduğunu Çok gözlüyorum. doğru. Birincisi oyuncusu, seyircisi ve içeriği, yani ne anlattığın. Bu üçü olmazsa olmaz. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bir takım hatalar yapılmış. Ben de senden gördüm. Yani Kültür Bakanı'nın açıklaması, 400 özel tiyatroda 300 sigortalı çalışan. Yani tiyatro başına bir kişi düşmüyor. Bu gerçekten utanılacak bir şey. Yani şunun için utanılacak bir şey. Bu kadar emekten, bu kadar eşitlikten, demokrasiden dem vuran biz tiyatrocuların emeğin sömürülmesi ve sömürmek nokta. Hem sömürülmeyi hem de sömürmeyi içselleştirmiş ve kanıksamışız yani. Ve kimse bu konuda dönüp de, ya bir dakika arkadaş, ben de böyle bir şey yapıyorum ama siz niçin bana burada sigorta girişi yapmıyorsunuz demediği gibi, ya da demiş olsa bile, sözün meclisten dışarı, tenzih ederek söylüyorum, kimileri de demek ki bu insanlara, ha böyle bir şey mi istiyorsun, böyle bir talebin mi var, o zaman çık git kardeşim, biz seninle çalışmıyoruz demiş. Yani eğer ki şimdi biz bir pause verdiysek, Türk tiyatrosu, dünya tiyatrosunda ama burada bir ara verdiysek, zorunlu bir ara verdiysek ve her şeyin eskisi gibi olmasını istemiyorsak Çok eğer, doğru. eski koşulların kesinlikle revize edilmesi gerek, bir reform edilmesi gerek, ilkesel olarak bunun böyle olması gerek. Ve bütün bu olumsuz koşulları ortaya çıkmasına sebep olan kurumlar, kişiler, her ne iseler, bu kişilerin kendilerine çekidüzen vermeleri mutlaka gerek. Vermeyenlerle yola devam etmemek gerek. Tabii. Çünkü başka türlü bir gelişim sağlamak mümkün olmayacaktır. Ben mesela şeyleri çok utanarak işte gönüllü asistan arıyoruz, gönüllü çıkarıyor. İyi de abi herkes gönüllü olursa o zaman bu meslek nasıl profesyonelleşecek? Bir de Evet. bunun karşı argümanı var tabii. Karşı argümanı da para mı kazanıyoruz? Zaten deli gibi vergi verdik. Ama maalesef o zaman İşte bu arada hukuk diyor papyon ki, ahşap.
Biri sormuş, o önemli. Fırat için, evet. Bu arada işte bu iş bağışıklığı, hukuk diyor ki, yani vergi yükü patronun, tırnak içinde patronun, ticari kaygıları, kar zarar ilişkisi orada çalışan işçiyi, icracıyı, oyuncuyu çok ilgilendirmiyor yani, bağlamıyor. Tabii işte bütün bunlara oturup bir şey yapmak lazım. Bir buna bir başlangıç vermek lazım. Belki radikal olmak gerekiyorsa, yani teşhir etmek, şey bir vadeden bahsediyorum. Yani hani olmaz ha. Hani gerekirse eğer, teşhir etmek de gerekiyorsa teşhir etmek de gerek yani. Biraz bugüne kadar denenmemiş, yapılmamış şeyleri yapmakta fayda var. Okey. Peki mesela bu konuda nasıl bir yerde duruyorsun? Ben seni çok uzun süredir tanıyorum ve mesela şimdi diyorsun ya, bazı oyuncular da belki ya kardeşim o zaman seninle çalışmayız dedi. Mesela Fırat Tanış için de dur lan bu herif solcu, şimdi başımıza gelmesin falan. Yok, öyle değil. Şöyle söyleyeyim. Biz bu pandemiden sonra işte setler iptal oldu olmadı gibi. Bir yönetmen arkadaşımla, çok sevdiğim bir yönetmen arkadaşım ve çalışma şansı bulduğum bir yönetmen arkadaşımla oturup konuşurken dedi ki sen giderdin dedi setten. Evet, ben giderdim. Durmazdım yani. Yani çünkü bu mücbir sebep değildir de nedir? Yani orada o işe devam edip de yani neyi kurtarmak, yani neyin pahasına? Benim durduğum burada yer bir orası. Parantez açayım çünkü belki sektörden olmayan arkadaşlarımız var çoğu. Yani mücbir sebep var sözleşmelerinde oyuncuların. Mücbir sebep olursa sete gelmem diyor. Ama uyuyakaldıysan ya da sarhoş olduysan ve gelmediysen o mücbir sebep değil. Çok ağır cezalar ödüyorsun. Ama mücbir sebep deyip starlar gitmeyebilirdi. Ama pandemi evet bir mücbir sebeptir yani. Yani çok şey olmamakla birlikte bu böyle bir noktada mesela kınamanın yeterli olmayacağını düşünen bir taraftayım. Çünkü bu nasıl diyeyim size, bu hak edişin paylaşımı ile ilgili bir durum da değil. Bu toplum sağlığı ile ilgili çok hayati bir şey. Yani sokakta dolaşan her insan sizin özgürlüğünüze yani sokakta kontrolsüz dolaşan diyeyim daha doğrusu. Her insanın, evdeki insanın özgürlüğüne kastettiği adeta bir ortamda. Hani artık buradaki setin devam etmesi etmemesi durumu sadece kınamayla geçilmemesi gereken bir şey olduğunu düşünen bir taraftayım mesela. Mesela şu taraftayım. Mesela ben o tiyatromuz yaşasın bildirisinin imza kampanyasının imzacılarındanım. Bir işletme defteri sahibi olarak, yani bir yapımcı adayı olarak, bir tiyatro bileti satma adayı olarak oradayım. Ama mesela oyuncu sendikasının buradaki neyi önce neyi birincil noktada düşünmesi gerektiğine de bir şerhim var. Mesela oyuncu sendikasının neden böyle bir böyle bir şeye, böyle bir imza kampanyasına mutlaka imzalamalısınız, imzalasanız iyi olur diye baktığını anlamayan bir taraftayım. Çünkü bu biraz şuna benziyor. İşe oyuncu, işçi, çalışan noktasından baktığınızda babanızdan dayak yemişsiniz. Siz yani bu konuda ya ben dayak yedim ve şu an sokaktayım diye düşüneceğiz de babam da beni dövdü ama o da yani aslında özünde bir iyi bir insandır ama gibi bir yerden böyle bir excuse getiriyorsunuz. Yani bu bana çok şey gelmiyor, çok mantıklı gelmiyor. Çünkü eğer böyle bir şey yapılacaksa, yani oyuncunun çalıştığı alan, işçinin çalıştığı bir alanın selahiyeti, oranın kar zarar ilişkisi için bir tavır alınacaksa, o zaman mesela bir talep gelmesi halinde oyuncu sendikasının misal ertelenen setlerin yapımcılarının ticari kar ve zararlarıyla da ilgili bir şey yapıyor olması beklenir. Öyle değil mi? Evet, yani nasıl somut olarak tam ne demek istedin? Şunu demek istiyorum. Eğer ben tiyatro sahibinin ağır vergi borcu, içinde bulunduğu vergi borcundan ötürü benim orada çalışan
bana bağlı olarak çalışan bir işçi dolaylı olarak çalıştığı mekanla ilgili bir çalışma yapıyorsan ve bu Tamam. bir tiyatroysa, benim ve bana bağlı olarak çalışan işçi aynı çalışmayı bir televizyon setinde de yapıyor. Kesinlikle. Aynen Bunu öyle. söylemek istiyorum. Tamam, O okey. zaman Şimdi anladım. buraya böyle bir çalışma yapıyorsanız, o zaman burası için de böyle bir çalışma yapmanız lazım. Burası için böyle bir çalışma yapıyorsanız, niçin burası için böyle bir çalışma yapıyorsunuz? Anladım. Buradaki önceliğiniz, buradaki sendikanın önceliğinin böylesi bir hak ihlali, hukuk ihlaline gerekçe oluşturacak vergi yüklerimiz vardı, kâr edemiyorduk gibi şeylere bu gerekçelere mazur gösterecek bir zemini hazırlamak mı? Yoksa bir dakika kardeşim, benim mesul olduğum oyuncular da buradan inanılmaz bir mağduriyet yaşıyorlar. Kim ve ney bunun sorumlusu diye sormak mı acaba Okey. diye Bu çok önemli. soruyorum. Peki. Ve burada da kınamanın yeterli olmadığını Anladım. düşünüyorum. Anladım. Okey. Peki sen nasıl bir yerde duruyorsun? İşte Çünkü burada. mesela sanatçı muhalif olur mu şeylerinde de diyorsun ki muhalefet edebiyatı yaratıldı. Muhalifler de böyle bir kendi kahramanlarını yarattı. Ama sen de Evet. aslında her şey muhalif bir adamsın. Hiçbir zaman ben seni düzenin yanında görmedim yani. Yok, şöyle söyleyeyim size. Çok iktidarın yarattığı bir muhalefet modeli içinde kendimi bulmuyorum. Bunu yaptığım işlerde de görebilirsin. Bu önemli. Evet. Evet. Yani oradaki kutuplar dengesinin içinde bir yerde kullanışlı diyeyim tırnak içinde hale gelmemeye çalışıyorum. Çünkü siyaset çok çirkin bir şey. Ben Evet. siyasetin hiçbir işe yaramayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ve bize hiçbir şey katmayacak, bizi kurtarmayacak bir şeydir siyaset. Bizi bilim kurtarır, tüm eğitim kurtarır. Tabii ki yani siyaset de çok dolaylı olarak maruz kaldığımız da bir şey yani. Hele ki Eyvallah. bugünkü gibi yani bugünün Türkiye'sindeki bir siyaset çok kötü. Bunu sadece iktidar şey anlamında söylemiyorum. Yani tarafların hepsi bu siyasetin ortağıdır. Böyle bakıyorum ben. Yani Çok önemli, iktidar evet. da muhalefet de bu siyasetin ortağıdırlar. Çünkü muhalefet siyasi aynı dili konuşuyor. Yani mesela atıyorum karısının üstünden saldırıyor diyelim yani veya kocasının üstünden saldırıyor. Aynı muhabbet olduğu için ben de o dilin düzelmesi gerektiğine inananlardanım. Evet. Mesela bu çomar edebiyatı diye hani bu bir çomar deniyor ya mesela buna kesinlikle benden mi kaynaklı oldu? Ben bir filtreye mi düştüm? Bir filtreye düştün. Güzel bir filtre Bir şey oldum ben. ama. Bir saniye. Hop hop hop. Evet. Bu İlginç arada bir filtre oldum. evet, bu arada bütün dünyadan evet niye böyle bir Ben filtrenin içine kaldım? sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Peki, Ama tamam. istersen kapatalım, tekrar Kapatıp açalım. tekrardan giriyorum. Okey. Okey. Ya da Ben ben de çıkayım, birazcık sen beni toparlarım. davet et. Tamam. Tamam, ben seni davet ediyorum. Ben de birazcık toparlarım neleri konuştuğumuzu. Arkadaşlar muhteşem bir program yapıyoruz Fırat'la. Yani öyle düşünüyorum. Onu dinlemek büyük zevk. Mehmet Beyazıt Lisesi'nden başladı ve aslında konservatuara karşı çıkıyor. Yani diyor ki aslında sadece hocalardan dolayı değil, bir de diyor ki hepinizin muhteşem sanatçılar ve Al Pacino olmasına ihtiyacınız yok. Ama iyi bir eğitimle kendinizi geliştirebilirsiniz dedi. Arkasından çok hızlı bir şekilde setlere, tiyatrodaki insan haklarına değindi ve bu karşı çıkışına telif haklarından biraz konuştuk. Ondan sonra tabii ki muhteşem gösterisini anlattı ve sizler de şeyi yazmışsınız. Gelin tanış olalım da biz de dönüştük diyorsunuz. Katarsis dediğimiz şey var ya tiyatroda dönüştürücü. Ben de ben izleyememiştim. Ama yani bugün işte YouTube'dan izlediğim kadarıyla çünkü her zaman ne bilet vardı ya da oyunla çakışıyordu ama orada da müthiş bir dönüşüm gördüm. Burada da biz çok kültürlülükten söz ettik. Shakespeare'den söz ettik ama Shakespeare'in aynı zamanda bizim halk ve Anadolu kültürüne de oturduğundan söz ettik. Fırat'ı yakalamışken tabii ki ondan şiir istiyorsunuz falan filan bilmiyorum yapar mı? Artık onları şimdi kendisine
bir kere daha davet yollayalım. Bu arada ben size bu dağınıklığı göstermek istiyordum ve böylece göstermiş de olduk. Evet, Fırat'ı evet kamerayı da çevirdik. Hop. Bağladık Fırat'ı. Evet, buradasın ama gene görüntü yok galiba. Pekcan Türkeş bağlamışız yanlışlıkla. Şöyle yapalım. Fırat'la devam ediyoruz arkadaşlar. Fırat Tanış'a ben hemen tekrar bir bağlantı yolluyorum. Buradan evet. Gerçekten çok güzel şeyler söylüyor ve çok da ilginç bir yanı var. Çünkü tiyatro karede aşağı yukarı ilk profesyonelliği tiyatro karedir. Lise kültüründen geliyor ve Fırat Tanış burada kendisini tekrar gelin tanış olalım, mükemmel bir oyunda onu biliyoruz. Onu hep söylüyoruz. Zaten arkasında da çok önemli Semih Hoca var. Ama tabii yani yalnızca işte yazarıyla da bitmiyor. Yani oyuncusunun, icracısının bunu gerçekten kanıksaması gerekiyor. Evet Fırat sana daveti yolluyorum, gelmiyor mu? Bilemedim ama. Çünkü bir iki defa yolladım daveti. Bir kere daha yolluyorum. Başarıyla gönderildi diyor. Bir dakika yorum yapmayı ve davet isteklerini kapatayım. Çünkü evet burada bu sefer tekrar Fırat'a geçmeye çalışacağız bağlantıya. Çünkü gerçekten tam yarıda kaldı. O kadar muhteşem bir sohbet. Şiir okutacaktık. Oyunun çıkış noktasını konuşacaktık. Birazcık böyle onu bulmuşken çok soracak şey var. Evet Fırat'ı buldum, yolladım. Geliyor arkadaşlar. Bu sefer galiba oldu, bağlandı. Ha, evet. Gitti filtre. Tamam. Yaşa. Geldi. Korktum filtre bayağı. Gitti. Yani sanki bir de ne olacak yani anladın mı? Sanki televizyon para ödüyor da Fırat Tanış kovulacak. Öyle bir psikoloji. Hani evdeyiz yani. Aa, ulan ne olabilir yani ama şey oluyorsun. Sorumlu yayıncılık falan. Evet. Abi, bu daha eğlenceli şeylerden yani oyunundan böyle bir şeylerden söz etse daha eğlenceli dediğim hayatla ilgili. Daha eğlenceli. Çok sıkıcıydı. Daha eğlenceli oldu. Acaba daha eğlenceli ne bilmiyorum ben. Ne diyebilirim ya, daha oyunun eğlenceli. Mesela bir şeyi var galiba. İçinde şiirler var. Oradaki, evet. Evet. Onları istiyor insanlar. Tabii mesela mesela tabii şeyi Yakut hikayesini anlatayım. Anlat. Abi, tamam. Çok Yakut bayılıyorum. Tamam. Lütfen dinleyin. Çok günün birinde benim gibi bir adamın teki böyle yolunda giderken beraberinde böyle irice bir yakut parçası taşımaktaymış. Ve korku içindeymiş adam. Yani birisi ondan yakutu bulur da çalar diye adamın ödü kopuyormuş. Adam korkuyla bir hana gitmiş. Handa bir oda bulmuş. Korkuyla. Handaki odaya yerleşmiş korkuyla. Fakat o gece handaki o odayı kendisinin ve yakutun peşinde olan bir hırsızla paylaştığını da bilmemekteymiş. Yolcuyla hırsız ahbap olmuşlar. Yemişler içmişler o derece. Neyse. Vakit gelip bizim yolcunun uykusu gelince adam vurmuş kafayı yatmış uyumuş. Bizim yolcu uyur uyumaz hırsız odanın içinde her yerde bu yakutu aramaya başlamış. Oraya bakmış buraya bakmış yok. Yatağın altına yok eşyaların arasına yok. Heybesine çantasına yok. Sabahı sabah etmiş hırsız. Sabah olmuş. Sabah olunca bizim hırsız yolcuyu dürtmüş. Demiş ki birader ben aslında yakutun peşinde olan bir hırsızım. Sen uyuduğundan beri ben bu odanın içinde her yerde bu yakutu arıyorum. Hiçbir yerde bulamadım. Allah aşkına söyle meraktan çatlayacağım. Ya sen bu yakutu nereye koydun? Tabii bizim yolcunun hırsıza ne ettiğini bilemeyiz artık. belki de şöyle demiştir. Ya ben o yakutu senin hiç bakmadığın bir yere koydum. Ben o yakutu senin cebine koydum. Muhteşem.
Muhteşem. Hiç kendine bakıyor musun? Hiç kendinde arıyor musun? Hazine sende. Çok güzel. Abi bu içe dönüş bilmem ne muhabbetlerin çok hani içi boşaltıldı ya ama bu inanılmaz bir öykü. Bu mesela bize çok sık şöyle şeyler ya abi fantezi kuruyorsunuz ya. Yani bugünün tüketim toplumu, tüketim alışkanlığı içinde Yunus mu kaldı, Mevlana mı kaldı, gel git falan filan. Tam tersine. Bu aslında koşulları değişmeyen bir çağrı olduğunu tespit ediyoruz biz. Ne demek istiyorum? Şunu. Demek ki Yunus'un çağında insanlar birbirlerine öyle büyük bir önyargı içindeymişler ki zaten o dönemin Anadolu'nun siyasi şeyine baktığımız zaman görüyoruz. Kaos yani. Darmadağın bir Anadolu. Demek ki böyle bir ihtiyaçtan çıktı. Gelin tanış olalım. Yoksa bir insan herkesin birbiriyle empati halinde olduğu bir dünyada niçin gelin de tanışalım diye böyle bir çağrıda bulunsun. Ya da aynı şekilde Mevlana. Demek ki insanlar o dönem koşullarında o kadar birbirlerinden uzaklardı ki yani fikir anlamında o da gel diye bir çağrıda bulunmak zorunda kalmış. Yani bu bugüne çok benziyor işte. Çok benziyor. Bu belki bir şeyin de işaretçisidir. Yani belki de benzer koşulların bugün de yaşıyor olması belki de bizim tarihin o dönemine ait geleceğinde ne olduğuna bakmamıza işaret ediyor çok, olabilir. Çok önemli, evet. Yani bu çok evet kıymetli bir şey. İlericilik böyle bir şey aslında zaten. Evet, yani geriye seyirci, bakıp. Aynen. Geriye evet. İyi baktığın zaman ileriye gidebiliyoruz. Evet, aynen. Yoksa kahin yani, değiliz yani. Evet, yoksa çünkü gerinin dogmalarıyla. Burada çok önemli bir şey. Ben meddah değilsin ama İran geleneğinden gelen bir öykü anlatma tekniği. Bu bizim tespit ettiğimiz bir şey. Daha doğrusu benim daha sonra İranlı bir arkadaşımla oturup bu konuda konuştuğumuzda ya bu nakkallara çok benziyor diye anlattı. Sonra da gerçekten de o da nakkallar üzerinde çalışmış bir arkadaşım İranlı olması sebebiyle. Anlattığı zaman hakikaten de yani çok uyuyor. Böyle öyküler anlatan, nakleden, o olmayan yani onu oynamayan, o öyküyü anlatan. Arada bir çizgi anladığım kadarıyla. Peki bu akşam tabii burada teknolojinin üstünden anlattım bu öyküyü ama mesela her gece oynadığın zaman kaç defa oynadınız? Biz 200'e yaklaşmıştık. 200 mü? Ha peki. Evet. Yani 200 defa mesela bu öyküyü hep değişik mi anlatıyorsun? Ya da yani bu öykü anlatma tekniğin nedir? Hani o akşam yok hani çünkü ne anlatacağım belli, duygularım da belli ama klasik tiyatro gibi değil ya. Hani onu birazcık tekst de belli. Yani bu az belli. Önce evet az önce şey yaptım, oynadığım şey tekstti. Yani evet. Tabii ki dışına çık yani elbette ki bazen A, B, L yer değiştiriyor ya. Yani bu mümkün değil. Her gece aynı tekste oynamak. Ama dışına çıkamayacağımız şeyler var. Onlar da özellikle halk edebiyatına ait şiirlerin olduğu kısımlar yani. Bunların asla dışına çıkamıyoruz. Tabii ki. Evet. Onu zaten şey. Ve çok ilginç. Böyle bir şeyin tozlu bir yüzeyini üstü şey olduğu zaman yani aslında çok fazla bir şey yapmaya da gerek kalmıyor. Yani kanıksanmış bir şey var. Yani kanıksan ezberlendiği için anlamını yitirmiş bir şey. O da şu, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yani bu Eskişehir tren garına gidin duvarlarında yazar. Yani hani çok herkesin bildiği ama bunun gerçekten ne demek istediğiyle ilgili biraz böyle bir biraz büyüttüğümüz zaman, biraz mercek tuttuğumuz zaman yani diyor ki mesela sevelim, sevinelim, dünya kimseye kalmaz. Yunus sözünü dinlersen, yani bu ettiğim lafı dinlersen, manisini anlarsan sana bir amel gerek, bunda hiç kimse kalmaz. Yani bir şey yaparsın öyle yaptığın zaman, bu herkesin yaptığı bir şeydir. Ne olabilir bu Nedim? Ne olur bilmiyorum. Sevelim, öyle sevinelim diyor. Dokunun, temas edin birbirinize diyor ya. Yani yapamayacağımız, evet.
Eyvallah. Evet. Çok iyi. O zaman bu içe dönme muhabbeti, hani işte hazineyi içinde ara. Aslında onun bir politik söylemi de var, değil mi? Yoksa çünkü yani elbette ki var. Biz hayır, kimseye mistisizm satmıyoruz yani. Bu çok önemli bir şey. Yani biz bu tam tersine paylaşmak, hediye etmek. Bunlar çok politik eylemlerdir yani. Mesela dikkat edin. Mesela bugünlerde çok daha belirgin oldu bu. Mesela hediye etmek, paylaşmak, ücretsiz vermek. Mesela bu tehlikeli bir şeydir. Çünkü bir şey ücretsiz hale geldiği zaman piyasada kontrol edilemez bir hal alabilir. Yani çok düşünebiliyor doğru. musun? Yani bu müthiş çok yani bu sistem için tehlikeli bir şeydir. Kesinlikle. Ücretsiz bir şey yapmak, hediye etmek. Yani ne kadar çok acayip. Ve bir şey. Tanımadığın birine ve istemeden. Önemli değil. Bu pandemide şimdi ilk haftasında Balat'ta, Yeldeğirmeni'nde falan böyle mahallelerde sepetler sarkıtıldılar. Evet. Gördün mü? Hiç fotoğraflara evet. dikkatini çok çektim. İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın yazıyor. Hepsinin üstünde yani. Tabii. Farklı Tabii. İstanbul'un farklı mahallelerinde. Bu politik bir bakıştır yani. Bu Haybe'ye bir içsel bir kişisel gelişimle ilgili bir şey değil. Yani biz de oyunda empati diğerkamlık dediğimiz şeyi anlatıyoruz. Paylaşmanın kıymetinden bahsediyoruz. Kibirden bahsediyoruz mesela. Çok kibirin zararlarından bahsediyoruz. Zaten gibi bütün trajediyi yaratan şey o tarihte. Evet, kibirden dolayı o evet. kahraman. Evet. Bu kibir, şu anda tehlikeli gördüğümüz bir iki kibir var, onları söylemeyelim de. Sanat dünyasında ya da böyle yakında böyle o kibri görüyor musun? Herkeste bir kibir var değil mi? En iyi benim, en güzel benim falan. Bunun doğası biraz böyle. Yani bunu yani amma da egoistsin mesela. Ya arkadaş ego da psikolojik şeyimizin yapımızın bir parçası yani. Ego, id süper ego yani. Egoizm olmadığı sürece. Ama burada ölçü önemli. Bir de yaptığınız şeyin ne işe yaradığı ile ilgili bir fikriniz varsa eğer yani o bir malzeme araç kullanıyorsunuz ama bu araçla ne işe yaradığı ile ilgili yani araba kullanıyorsanız sizi bir yerden bir yere taşımaktan öte bir başkasının bir başka araç sahibine yaptığınız hava poz ise o aracın işlevi sizde anlatabiliyor muyum? O işe yarıyor. Ama bence araba bir yerden bir yere seyahat etmeyi sağlayan bir şeydir yani. Aynen öyle. Okey. Son olarak ben sana şeyi sormak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir insansın. Her anlamıyla ve seni tanıdığım ilk günden beri hiç bozmadın. Şimdi bir de böyle baba oldum. Ben seni öyle baba falan hani hiç be... 1,5 dakika kaldım. Evet. Şimdi anneler günü geliyor. Böyle. Evet, anneler günü falan böyle ailesel mesajlar falan verir misiniz? Tabii ki. ben şunu anladım ki İnsan ana babaymış. Yani bir insan ne anne babası ne ise insan oymuş yani. Yani herhalde şu an ki memleketin haline, dünyanın haline, ahvaline baktığımız zaman yani ana baba olmanın kalitesinin ne derece önemli olduğu ile ilgili bir sorumuz yoktur herhalde değil mi? Çok önemli olduğunu çok düşünüyoruz. Doğru. Yani dünyayı böyle savaşlara sokan böyle tuhaf insanlar var yani. Çok enteresan profiller bunlar. Her şey ana baba yani. Eyvallah. Yani. Bu çok çok güzel. Bütün annelerin anneler gününü de kutluyorum. Buradan. Evet ben de bütün annelere çok teşekkür ederim Fırat. Ben teşekkür çok ederim. Çok az zaman kaldı. Estağfurullah. Ben teşekkür Yayını ederim. Bağlıyorum. Evet. Ben gerçekten umarım Fırat'ı hep beraber izleyebiliriz. Hep duydum yaptığı işleri. Her zaman tiyatroda kaldı. Bazen çok yüksek işte starlı dediğimiz yani bizim reddettiğimiz bir sistemde de tiyatrosunu yaptı.
Ama en güzel şey de duruşunu hiç bozmadı. Bu akşam da gerçekten böyle insanlığa çok sıcak mesajlar geçti ya. Çok mutluyum çünkü ben bu ekran muhabbetinden biraz korkuyorum falan. Orada biri konuşuyor. Ben bakıyorum benim sorularım daha uzun oluyor. Hani laf bir bende bir onda. Ama inanılmaz bir iletişim ve beni benden aldı. Hatta sorduğu soruyu da cevaplayamadım onun için. Nedir dedi ve böyle yakaladı beni. Yarın akşam Hamdi Alkan'la gülmeyi konuşuyoruz. Gülmeyi özledik çünkü. Gülmek üstüne konuşalım. Kendinize çok dikkat edin. Zaten bitti.